Ve 2 sefer 3 sefer kim yaptığı belirsiz. Çünkü burası bizim mahallemizin bir ızdırabı. Bıktık artık yani. Her kapıya başvurduğumuz halde Abdullah Gül Cumhurbaşkanı iken de CİMAR'a her yere dilekçe yazmamıza rağmen ödenen olmadığını söyleyerek bu şekilde bırakıyorlar. Hı. Belediyemiz de Allah razı olsun elinden geldiğince yapıyorlar. Belediyemiz de Anıtlar Kurulu'na ait bir yer olduğu için müdahale edemiyor çoğu şeysine. İşte görüyorsunuz balicilerin, işçilerin ve cinsi sabık her cinsi insanların burası bir yuvası oldu derdi. Akşam 10.30'du. Efendime söyleyeyim benim evden haber geldi, evdeydim. Yandığını söyledim. Hemen itfaiye haber verdik. Geldik müdahale ettiler sağ olsunlar. Akşama var. İşte görüyorsunuz halini. İçki şişelerini sağ olsun, müdahale edilmiyor, önleyemiyoruz da. Yani hiçbir şekilde buraya bir önlem aldıramıyoruz. Yani emniyetinde, şeysinde yani her yere başvurduk yani. Ama işte vaziyet bu işte. Ya. Tabii tarihi olarak çok önemli bir yapı aslında ama yani işte ödenekten dolayı Anıtlar Kurulu'nun buraya el atmasını yani çok acil bir şekilde. Çünkü çok merkezi bir yerde kaldı. Kayseri'nin göbeği yani neredeyse. Hastane bölgeleri. Çok gelen giden oluyor. Yabancının çok gelip gittiği. Her gelen yabancı ilk sorduğu bura ne? Bura ne? Burası işte bura. Şarşının göbeğinde vera. Tabiri caizse verane. Evet ve yakıldı bu. Yani biz daha müdahale etmesek şu tellerini falan biz kendimiz müdahaleyle yani ayakta tutmaya çalışıyoruz. Şu tel örgü falan olmasa burada daha hala yani o halde bile uyuşturucu ve balicilerin şeysi neredeyse. Yani eğer bunlara müdahale etmesek yani şey de çok. Yani böyle kadın kız getiren bile oluyor yani çünkü biraz yerler müsait. Evet şehrin merkezinde. Şehrin merkezinde yani. Evet, peki, kim yakıyorsa bilmiyorum burayı bir şekilde bu sene ikinci yak, üçüncü yakacak. Çevremizde iş yerleri var, daire evler var. Yani ona zaten tehlike arz ediyor. Ona zaten şeyimiz var yani. Bütün mahalle komple şikayetçiyiz ama nereye başvuracağımızı bilmiyoruz. Yani nereden çare bulabileceğimizi bilmiyoruz. Anıtlar Kurulu'nun olduğunu söylüyorlar. Anıtlar Kurulu'da ödeneğin olmadığı için şu anda yapamıyoruz diyor. Plan ve projesi çıkmış, hazır ama ödenekten dolayı kaldığını söylüyor. Biz de yapacak bir şey yok. Rızası için buraya bir çare bulmasını rica ediyorum yani bir muhtar olarak, mahalle sakini olarak burada bir an evvel buranın bir şekilde ayağa kaldırılmasını istiyoruz yani. Önemli. Yukarıdan fotoğraf